Narin. Düşünsene. Çocuklarımız birlikte büyüyecek. Birlikte oynayacaklar. Doğumu Ocak gibi oluyor. Burcu ne olacak acaba? İnşallah balık olur. Babasının Burcu. Onun gibi iyi yürekli olsun. Hem biliyorsun. Bu bebeğe ne kadar istiyordu. O kadar işte. Allah görmesini nasip etmedi. Bence öyle değil. Bence Azat yukarılarda bir yerde bizi görüyor. Her şeyden haberi var. Çalıştığını da biliyor. Bence çok sevinmiştir. Eminim seninle gurur duyuyordur Naren. Sahi diyorsun. Sevinmiştir değil. Sallam. Naren. Kızım benim aklım çok karıştı. İyi düşündünüz bu iş meselesini. Düşünecek bir şey yok ki. Narin çalışmak istiyor. Ben de ona yardımcı oluyorum. Güzel gelinim benim. Kızım bak. Zaten babamın evinden kaçıp buraya geldin. Bir de bu iş meselesi çıkınca halimiz nice olur diye çok korkuyorum ben. Ben burası daha çok benim evim diye buraya geldim. Hem artık başkaları ne der diye dertlenip durmayacağım ana. Onlar mutlu olacak diye bir köşede acı çekip oturmayacağım. Yavrum. Elbet burası senin evin. Annenle baban seni buradan götürdüklerinde yüreğim paralandı. Babanla ikimizin günlerce yüzü yerden kalkmadı. Gelişine öyle sevindim ki. Ama kızım alışık değilsin ya. Yorulursun ya. Ondan öyle diyorum ben. Yok anam merak etme sen. Bundan böyle daha güçlüyüm. Hem yaşamak için daha çok sebebim var. Niye ki? Kızım bir şey oldu. Bana da deyin hele. Kalk. Ne oldu Beda? Celil bugün bizim bayramımız var. Bayram mı? Kafayı mı yedin sen Beda? Celil Azat ölmedi. Azat yaşıyor. Eyvah. Beda sen çok hastasın. Kızım anınız hiç iyi değil ha. Ya oradan kolonyayı getir kızım ya. Hani o doktorun verdiği ilaçlar vardı. Baba. Annem gayet iyi. İyi mi? Ya Celil dur hele. Ben de aklımı kaçırmadım. Sana dede oluyorsun diyor. Dede mi? Narin gebe diyor. Narin yüklü mü? Şimdi anladın. Azadımız nasıl can buldu? Kızım ananın söyledikleri doğru mu? Ya beyler, dünyanın devranını görüyorsun değil mi? Ne ölenin yeri doluyor, ne de boş kalıyor.